Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbetli Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Bugünlerime çok şükürler olsun. Hastanedeyim, devam. Bu sabah çok erken kalktım. Bilmiyorum, uyku tutmadı beni. Bir de dün ilk defa ilk videomu paylaştım. Bayağı bir yorum geldi. O yorumlara bakayım, okuyayım diye. Dün gece birazcık geç yattım. Biraz rahatsızdım. Sabah da erken kalktım arkadaşlar. Hem o arada yorumlara baktım. Instagram'a birazcık cevap vermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Öyle vakit geçirdim. Sonra bir süre sonra sabaha karşı tekrar uyumuşum. Hastanede de burada çok sabah çok erken hemşireler geliyor, ateş, tansiyon vesaire ölçüyorlar, bakıyorlar, kontrol ediyorlar. Hem antibiyotiği bağlıyorlar, o sırada saat 8'de de kahvaltı geliyor. Öyle öyle işlem sürüyor. Erken kalktığım için de saat 10.30-11 gibi tekrardan bir uyku bastırıyor. Ama uyumadım. Kalktım, hemen şöyle güzelce yatağımı bir çırptım. Çarşafını düzelttim, yastığımı çırptım, birazcık toparlayayım dedim. Geldiğimden beri yatıyorum, hiç kalkmadım, hani toparlamadım. Birazcık odanın içinde gezineyim dedim. İşte o yatağımı düzelttim. Şurada masam vardı, masam yanlış yerdeydi. O masamı şuraya arkaya koydum, yani sırtımın arkasına, yani o tarafa koydum. Gözüküyor mu? Yok, gözükmüyor. O tarafa geçirdim kendimce. Öyle yani birazcık toparladım. Herhalde iş yapmayı özlemişim. Öyle buraları birazcık topladım. Sonra temizlikçi de gelir. Hani odayı her gün birisi gelip silip süpürmüyor da siliyor. Süpürüyor mu yoksa? Yok yok. Mop geçiyor. WC'ye giriyor işte. Sağ solun tozunu alıyor. Ondan sonra çıkıyor. Her neyse arkadaşlar, böyle işte böyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Dün video atmıştım. Güzel yorumlarınız geldi. Hepinizden Allah razı olsun ve iyi ki de o videoyu atmışım. Cidden bana çok iyi geldi. Yorumlarınız olsun veya videoyu paylaştığımdan mı bilemiyorum arkadaşlar. Ben bir şeyi anlattığım zaman açılıyorum demiştim. Ve ağlayamıyorum demiştim. Evet, ağlayamıyorum. Videonun sonlarında ağladım. Birazcık iyi geldi. Sizlerden gelen yorumlarda da Emine ağla, bir nevi vücuttaki zehri gözyaşlarını atıyorsun diye yorum da geldi. Evet, çünkü ağladığım zaman bana da iyi geliyor arkadaşlar. Birazcık rahatlayıp hafifliyorum ama ağlayamıyorum. Bilmiyorum niye. Bilmiyorum. O ağlama hissi gidiyor bir anda. Her neyse, Rabbim yine ağlatmasın bizleri. Rabbim bizlere acil şifalar versin. Çok yorum aldığım yorumlarda Emine sen bunu da başarırsın Allah'ın izniyle. Dik dur, sabırlı ol, isyan etme. Bunu da atlatacaksın, düzeleceğine inanıyorum diye birçok yorum aldım. Hepinizden Allah razı olsun. Tesbih çek demişsiniz. Esma-i Hüsna'yı birçok dualar var. Instagram'dan gönderdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Bu arada benim için namazların arkasından Yasin-i Şerif okuyanlar, Kur'an okuyanlar da varmış. Allah razı olsun. Rabbim kabul etsin inşallah dualarınızı, niyetlerinizi. Yer gök duayla arkadaşlar, ben bunu hep söylüyorum. Bundan önceki videoda hani öbür hastanede yattım da demiştim arkadaşlar, rahatsızım ben. Hani bir video paylaştıktan sonra kendimi iyi hissetmiyorum. İyiydim ama sonra vücut kırgınlığı başladı. Bana dua edin, nazar mı aldım falan. Sizler dua gönderdiniz. Yemin olsun arkadaşlar, cidden ertesi gün ben iyiydim. Yani ben bu duaların gücüne çok inanıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki dualarımız var. Rabbim hiç eksiltmesin dualarımızı. Böyle işte sabah birazcık kahvaltı yaptım. Kahvaltı yapmaya özen gösteriyorum. Çünkü burada ilaçlarımı alıyorum. Evet, evde de alıyorum ama burada birazcık ben yemek konusunda nasıl anlatayım? Her şeyi yemediğim için
isteklerim de olmadığı için mecburen karnımı sıkıca doyurmasam da arkadaşlar iki parça mini ekmekler alıyorum. Meyveli yoğurt, sade yoğurt alıp onlara banıp yiyorum. Yalan değil, yalan konuşamam. Bir bardak da kahve içiyorum. Hastaneye ilk geldiğimde kahve içmiyordum. Şimdi birer bardak kahve içiyorum sabahları ve daha iyi geliyor benim için. Vücuduma iyi geliyor. Onu hissettim, keşfettim söyleyeyim. Böyle yani öğlen yemeği de geldi ama öğlenleri ben yemek almıyorum, istemiyorum. Öyle geçiştiriyorum. İşte akşam üzeri eşim ve çocuklar gelecek. Onlar bir şeyler getirecek. Öyle ama aç değilim. Rabbime şükürler olsun. Böyle acından da kimse ölmemiş arkadaşlar. Şükür suyum yanımda. Yanımda bisküvilerim. Bir şeylerim var yine meyve olsun. Öyle boşta değilim. Ağzıma bir şeyler atıveriyorum. Tek sorun yemek olsun biliyor musunuz? Gerisi halloluyor. Bir yorumdan bahsedecektim ama inanın ki unuttum. Cidden unuttum. Şimdi aklımdaydı, hatta bu konuyu bitireyim. Ondan sonra onu söyleyeyim dedim ama unuttum. Bu sabah kan verdim arkadaşlar. Kan aldılar benden. Doktoruma sordum çıkar mıyım, çıkabilir miyim? Doktor da tabii ki haliyle, yani benim birazcık sormam saçma. Doktor da haliyle dedi ki daha Emine yeni kan alındı. Hemen yani netice gelmeden ben bir şey söyleyemem dedi. Ama sanırsam arkadaşlar kan değerim bence güzel. Çünkü dediğim gibi geldiğimde intihap değerim düşüktü. Hemen aklımdayken söyleyeyim neydi? Soruya cevap verecektim. Yine gitti. Ay bende B12'de mi eksik herhalde? Unutuyorum diyeceklerimi unutuyorum. Neyse o aklıma gelince yine ben lafı kesip girerim araya. İşte doktorum da öyle söyledi arkadaşlar. Bakalım kan değerim ne gelecek. İnşallah normale dönmüştür ve inşallah bir daha buraya gelmeyecek şekilde çıkarım ve evime giderim. Şu an hala o soruyu düşünüyorum ama inanın ki aklıma gelmiyor. Bir de ben şunu paylaşmak istiyorum sizinle. Ben bunu çok önceden söylemiştim. Bu yakınlarda söylememiştim. Bizler Türkiye'ye de gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye'ye gitmemiz gerekiyor. Çünkü biletimizi çoktan aldık. Bir 2-3 ay oluyor sanırsam aldık. Ayrıca Türkiye'ye gidecektik ve bu hafta sonu. Artık iptal mi edeceğiz? Nasıl olacak? Ya da işte kan değerim gelsin. Doktorumla konuşacağım. Olmazsa Türkiye'de mi tedaviye devam edeyim? Edeceğim. Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Onu da soracağım. Dediğim gibi Türkiye'ye gitme vaktimiz de geldi. Hani izin vaktimiz geldi. Bilmiyorum işte sıkıntı o biliyor musunuz? Nasıl olacak hiç bilmiyorum. Şimdi çocuklar, kızım daha doğrusu gitmeyelim anne diyor. Sen tedavine ol diyor. Biletleri yakalım diyor. Şimdi çocuklarım da haklı. Hani bizim için anne sen önce önemlisin diyorlar. Şimdi evet ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki doktor beni bırakmadıktan sonra ben çıkamam, gidemem arkadaşlar. Ama bilmiyorum şimdi işte gelecek kan değeri önemli benim için. O kan değeri gelsin. Ama dediğim gibi intihap değerim buraya geldiğimde düşüktü. Şu an hiçbir bilgim yok. İnşallah düzelmiştir ve bunu doktorumla konuşacağım. Biz Türkiye'ye gidiyoruz. Ne yapabilirim? Benim yanıma bir şey verebilir mi? Hani ilaç olsun, antibiyotiği mi olsun? Hani en ufak bir şey de orada tekrardan almak için almam gerekirse diye. Bilmiyorum, bunu uzun uzun doktorumla konuşmam lazım. Azıcık bir doktorumun ben kulağına derler ya fısıldadım. Anlatabildiğim kadar. Benim öyle fazla Almancam da yok. Var arkadaşlar Almancam. Ama burada doğmuş, büyümüş, okula gitmişler gibi perfect Almancam yok. Ama derdimi, sıkıntımı anlatabiliyorum. Çok şükür. Aç kalmam. İlacımı da alırım. Bazen ilaçlarımı eksik getiriyorlar, yanlış getiriyorlar ve ben hemen söylüyorum. İlaçlarıma da buraya gelen ilaçlar
şöyle uzun poşetler içinde ayrı ayrı isimlendirilmiş geliyor. Şu saatte şunu alacaksın diye. Onları ben tek tek kontrol ederim. Kesinlikle kontrol etmeden içmem. Çünkü hastanelerde bak laf lafı açtı. Bu benim başıma geldi çünkü arkadaşlar. Hastanelerde mesela ben bir ay önce yattım burada ya da bir sene önce yattınız, sizin için de söyleyeyim. Buraya tekrar geldiniz ve o listeye bakarak o zaman da ne ilacı kullandıysanız onu getirip veriyorlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Ben bir ara öyle yaşamıştım. Baktım ki bana ta nakil olduğum zamanlarda kullandığım ilacı getirip verdiler. Ben bu kadar yüksek içmiyorum. Niye bana yüksek geldi diye kendi kendimi sorguladım. Hemşireyi çağırdım, anlatmaya çalıştım. Hemşire dedi ki ne listeye bakarak veriyoruz dedi. Senin ilaç listeni ona göre veriyoruz. Ben dedim ki ne ilk nakil aldığım zaman da ben böyle yüksek içiyordum, böyle içmiyorum ve onu düzelttik. Yani şimdi o bana ders oldu. Her nereye gidersem hastaneye şey yapıyorum arkadaşlar, kontrol ediyorum gelen ilaçları. Fazla da gelebiliyor. Mesela bir ilacı ben kullanıyorum. Doktor ona ya şey yapıyor. Hani bunu içme, birazcık 1-2 ay ara ver diyor. Ya da bunu listenden çıkarıyorum. Bu sana ödem yapıyor, şişlik yapıyor, alerji yapıyor. Bunu tabii ki hastane bilmiyor. Çünkü bunu ev doktoru yapıyor. İlaçları ayarlıyor. Burası da bilmediği için o yaramayan ilaçları da getirip veriyor. Ne oluyor? Bilmeyenler, kontrol etmeyenler hop içiyor onu. İşte ben bunlara dikkat ediyorum. Bakıyorum hangisi içilmeyecekse onları da ayırıyorum. Evet, bana da geliyor. Mesela ben tansiyon ilacı biliyorsunuz çok kullanıyordum. Hani çok denendi hangisi bana olabilir diye. Bana tek tek getiriyorlar. Metropol getiriyorlar. Amlodopin var, onu getiriyorlar. Onları ben içmiyorum. Ama yine benim ilaç listemde olduğu için hem söylüyorum da o ilaçları silin diyorum. Ben kullanmıyorum. Böyle böyle yan etkileri var bana ama tamam diyorlar, unutuyorlar sanırsam. Bilmiyorum, her neyse. Yani ona dikkat ediyorum arkadaşlar. Laf nereden nereye geldi ben de bilmiyorum. Niye bu kadar bunu anlattım, bunu açtım onu da bilmiyorum. Öyle yani, ilaçlara da dikkat ediyorum. Şimdi düşünüyorum nereye bağlayacağımı. Evet, gelmiyor aklıma. Çok güzeldi. Öbürü geldi aklıma. Hani demiştim ya, bir soruya cevap verecektim aklımdan gitti diye, şimdi geldi aklıma. Bana birkaç takipçim demiş ki ne Emine, biz seni ağlayarak değil gülerek görmek istiyoruz. Biz seni gülerek konuşmanı, bize gülerek hitap etmeni seviyoruz demişler. Allah razı olsun. Evet, tabii ki gülmeyi kim istemez ki, ben de isterim. Ama biz insanoğlu hem güleceğiz hem ağlayacağız. Ömrümüz, vaktimiz böyle geçiyor. Her zaman da gülemiyoruz ablalarım, kardeşlerim. İşte böyle acı, duygu dolu, duygusallık da araya giriyor. O yüzden Rabbim yine kötüsünden korusun. Rabbim bizleri gülmeden ayırmasın. İnşallah ben de güleceğim. Ben de gülmeyi çok seviyorum, istiyorum. Diyaliz döneminde ben hiç gülmedim. O dönemlerde benim yanımda kahkaha atan gülen kişilere çok kızardım. Yani beni yadırgamayın, kızmayın bana ama benim yanımda arkadaşlarım kahkaha atarken ben çok sinir olurdum, gıcık olurdum. Hani derdim ne var ki gülüyorlar? Halbuki komik bir şey ama bana komik gelmiyordu. Gülmezdim, gülemezdim. Onlar gülerlerdi, ben öyle durgun durgun bakardım. O yüzden nakil aldıktan sonra ben gülmeye başladım. Gülüşlerim ortaya, meydana çıktı. Ama işte böyle hastane durumları olunca da ister istemeden insan gülüşünü kaybedebiliyor. Rabbim yine de sağlığımızdan etmesin bizi. Rabbim bizlere akıl sağlığı versin. Aklımızı almasın inşallah. Böyle yani arkadaşlar. Bir de bana şey diyorsunuz, Emine çok yemek yapma, eve geçince dinlen, kendine bak. Çocuklar bir şeyler bulup yerler, küçük değiller artık, kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar diye. Evet, Rabbime şükürler olsun. Hepsi büyüdüler arkadaşlar. Benim ilk diyalize başladığımda, yani düşünün, Ömer 1,5 yaşındaydı, İlknur 5, Hüseyin 4 yaşındaydı ve ben ilk diyalize başlamıştım. Ve 27 yaşındaydım. Ondan sonra benim zor, bizim diyeyim, benim değil tabii ki, ben
Evet, hastanelere gidip geliyordum ama çocuklarım okula yalnız gidip geliyordu. Baba işteydi vesaire. Her neyse, oralara girmek istemiyorum. Oraları anlatıp eskileri söylemek istemiyorum. Öyle yani, bugünlerime şükürler olsun. Bir de şey demişsiniz, çok antibiyotik alıyorsun, iyi değildir senin için. Evet, ben de biliyorum iyi değil ama yapacak başka bir şey yok. Bir de bu aldığım antibiyotik bana özel, hani araştırılmış bir antibiyotik, rastgele verilen değil. Benim dosyamda bulunan bir antibiyotik bu. Sadece idrar yolu enfeksiyonunda bu antibiyotiği alıyorum. Hani hiç bakmadan ben buraya idrar yolu enfeksiyonuyla geldiysem direkt o antibiyotiği bağlıyorlar bana. Çünkü ben şuraya taktıkları zaman hemen resim çekiyorum, bakıyorum aynısı mı diye. Onları da kontrol ediyorum arkadaşlar, verdikleri antibiyotikleri. Koluma işte su falan sıkıyorlar, şpürün yapıyorlar. Onlara hep dikkat ediyorum elimden geldiği kadar. Şant kolum, yani diyalize girdiğim kolumu kesinlikle vermiyorum. Oradan mesela, bu benim diyaliz kolum. Bu kolla ben diyalize giriyordum. Burada tansiyon ölçülmüyor. Buradan kan alınmıyor. Buradan hiçbir şey yapılmıyor. Ben buna çok dikkat ediyorum. Tek bu kolum var benim. Bu kolumla her işim oluyor. Zaten doktorumuz da söylüyor, şant kolunuza dikkat edin, hiç vermeyin diye. Bunu da anlatayım. Hem böyle anlatmış olayım, bilmiyorum, laf lafa açmış oluyor. Bir ara yine böyle ameliyata yatacaktım. Kolumda şantım var, yeni yapıldı. Damarlar açıldı. Ve ben ameliyata gitmem gerekti. İşte bilmiyorum, ilk şantım açılmıştı, ilk hastalığım. Ameliyata gittim ve bu koluma ameliyat sırasında tansiyon makinesini bağladılar. Sürekli kalan, hani açıp çıkarmıyorlar. Sürekli olarak buraya taktılar şeyi, manşete, tansiyon manşetini taktılar ve ben ameliyata girdiğimde, gözümü açtığımda baktık ki şantım kayboldu, gitti. Yani o ameliyat boşa geçmişti. Sonradan biz fark ettik, hani ben böyle tuttum ki hissetmiyorum kolumu. Dedim İbo, benim şantım çalışmıyor. Sonra ultrason falan yapıldı, bakıldı ki şant gitmiş. Damarlar açıldı yani. Sonra doktorumuz dedi ki, ne ameliyat sırasında veya böyle kan vereceğin zaman, tansiyon ölçeceği zaman bu kolunu hiçbir zaman için verme. Bu kolunu koruman lazım. Her şeyini bu koluna vereceksin dedi. O yüzden bu kolumu ben ameliyata girdiğim zaman bu kolumu arkadaşlar böyle bir şeyle sarıyorum. Gazlı bezle sardırıyorum diyaliz kolumu. Buraya kocaman bir, buraya bir de buraya şant diye yazdırıyorum. Yani füstül. Türkiye'de füstül diyorlardı. Füstül diye yazdırıyorum ki bu kolumu hiç ellemesinler diye. Ben bu konuyu niye açtım, niye söyledim? İşte beni İzleyen tansiyon değil, pardon arkadaşlar, diyalize giden ablalarım var, kardeşlerim var. Onlar da bilgilensin. Belki bilmiyorlardır, belki biliyorlardır. Hani hatalardan hep öğreniyoruz ya. Ben de işte o şantımı kaybettiğim için bu bana ders oldu. Bunu da ben böyle eklemek istedim. İnşallah iyi yapmışımdır. Hem de sizinle video paylaşmış oluyorum. Bir nevi açılmış oluyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. Çünkü o kadar çok anlatacak şeylerim var ki, işte çoğu şeyleri de burada anlatamıyorsun, çekiniyorsun. Her şeyi, her derdini söyleyemiyorsun. İşte üstü kapaklı anlatmaya çalışıyorsun, öyle söyleyeyim. Böyle arkadaşlar, bilmiyorum artık doktorumuz ne diyecek. Kan değerimi çok merak ediyorum. Türkiye'ye gidebilecek miyim bilmiyorum. Türkiye'de mi tedavi olacağım? Bunu da doktorumla konuşacağım. Söyledim ben doktoruma ama doktor bugün viziteye geldiğinde dedi ki, ne? Ben dedi profesör doktora bunları ileteceğim. Oba art diyorlar burada. Ay, ben çok rengim çok kötü gözüküyor. İnşallah bu video güzel olur. Tam ayarlayamadım açıyı herhalde. Oba artsa söyleyeceğim dedi. Ben sana haber getiririm. Hem de kan değerlerine bakarak söyleyeceğim dedi. Bakalım, hakkında hayırlısı neyse o olsun. İşte hani daha
Evim dağınık arkadaşlar. Bavullar toplanacak. Alışveriş yaptım yapmadım. Ben bir de Türkiye'ye hazırlanıyordum biliyor musunuz? Hani bu hastane işleri olunca alışverişim de kaldı. Hani evet bir şeylerim var evimde hani ama taze alınacak şeylerim vardı, bir planlarım vardı. İşte bir laf var ya, bir söz var ya, kul plan yaparken kader gülermiş. Siz yapın planınızı, benim planım işleyecek gibisine. İşte ben bunlara hazırlanırken başıma ne geldi? Yani şimdi hastaneden çıkınca bavul çıkacağım mı? Veya da şöyle söyleyeyim, hastaneden çıkınca bavul toplanacak, alışveriş olacak, ev toplanacak. Şimdi İlknur evi toplasın diyorum. İlknur evde değil arkadaşlar. Hemşirelik demek belirli bir saati yok hemşirelerin, öyle söyleyeyim. 3 var diye çalıştığı için evde de bulunamıyor. Çocukcağız bir şey yapamıyor. Zaten yorgun geliyor. Bilmiyorum ya da Allah'ın izniyle, tabii ki Allah'ın izniyle şuradan çıkayım. Ev hiç önemli değil. Kapıyı kilitleyeceğim, gideceğim. Evi öyle bırakacağım. Ama Rabbimden hayırlısını istiyorum. İnşallah hakkımızda, benim ailem için hakkımda hayırlısı neyse o olsun. Bakalım zaman neyi gösterecek? Hani derler ya, zaman her şeyin ilacıdır. Zamana bıraktım. Ben her zaman zamana bırakıyorum. İnşallah da ilaç olacak zaman. Beklediğim için, bıraktığım için. Zaman da az kaldı. Kısıtlı bir gün kaldı. Bilmiyorum arkadaşlar. Türkiye'de geliyor. Türkiye tarihi de yaklaştı. Bilmiyorum. Sanki her şey üst üste geldi. Her şey üst üste geldi. Bakalım inşallah hayırlısınla bunun içinden de çıkarız arkadaşlar. İnşallah böyle yani. Esasında sizlere daha başka bir şeyler anlatacaktım Türkiye ile ilgili. Ama inşallah ilerleyen dakikalarda, ilerleyen zamanlarda inşallah bunu anlatacağım. Güzel bir şey çünkü. İnşallah paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki zaman bakalım neyi gösterecek bize. Doktorum da gelsin. İnşallah tekrardan bir video ile size haber veririm. Ne oluyor, ne gidiyor diye. Beni buraya kadar dinlediğiniz için, dert ortağım olduğunuz için hepinize çok 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 teşekkür ederim. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.